Herkese merhaba. Bu videoda bir puzzle yapacağım. 500 parçalık bir puzzle ve bu puzzle'da Hiro Tanikawa'nın Morning in the Countryside isimli bir çizimi var. Bu çizimi birleştirmeye ve tek parça haline getirmeye çalışacağım. Hiro Tanikawa genel olarak bu tarz çizimler yapıyor ve bunların bir kısmını da puzzle firmalarına satıyor. Ben de bu çizimi gördüğüm zaman çok hoşuma gitti. Çizgi filmleri zaten genel olarak seven birisi olduğum için de bu puzzle'ı çözmek istedim. Öncelikle bir kutuyu açalım. Şu şekilde puzzle'ımızın parçaları. Kutunun içinde herhangi bir şey yok başka. Fakat kutunun şu kenar kısımlarında bazı bilgiler de yer alıyor. Kendi puzzle yapıştırıcısının bir reklamı var ve aynı zamanda puzzle halısı yapmışlar. Onunla ilgili bir kısmı var. Onun dışında parçalar şöyle bir paket içinde geliyor. Bu şekilde. Şimdi parçaları açalım. Parçaların kalitesi iyi ve mat bir rengi var. Parlak bir renk yok ve parçalar da yeterince kalın. Öncelikle çizimin olduğu yani baskının olduğu kısma doğru parçaların hepsini tek yöne çevireceğim. Aynı zamanda bunu yaparken de benzer tonda, benzer desende olan parçaları da bir kenara ayıracağım. Zaten büyük ihtimalle kenar parçalarını yapacağım ilk önce. Ardından da nasıl ilerlerim çok bilmiyorum ama şunu söyleyeyim, görselimiz buydu. Şu havanın ve bulutların olduğu kısımlar yani mavi ve beyaz tonlar biraz zorlayabilir. Genel olarak puzzle'ların bu tek renk olan kısımları biraz daha zorlayıcı oluyor. Ama sadece tek bir ton değil, renk değişimleri de var. O yüzden belki de aşırı zorlanmam. Aynı zamanda görselde birçok yazı falan da yer aldığı için ayırt etmesi kolay noktalarda olacağını düşünüyorum puzzle'ı çözerken. Bu şekilde öncelikle parçaları bir tek yöne çevireyim. Aynı zamanda ilgili parçaları da kendi içinde bir gruplandırayım. Kenar parçalarını yaparak başlayacağım. Ardından da diğer kısımları tamamlamaya çalışacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Thank you.
Herkese tekrardan merhaba. Puzzle'ı tamamladım. Toplamda 3,5 saat kadar bir vaktimi aldı tüm puzzle'ı tamamlamak. Ve bu puzzle'ı tamamlamak gerçekten benim için çok eğlenceliydi. Zor bir puzzle değildi. Çünkü birçok tabela ve yazı bulunduğu için ve çizim olduğu için de açıkçası tamamlamak çok kolay oldu. Genel olarak puzzle'ın baskı kalitesinden bahsedecek olursam güzel bir kalitesi var. Parlak değil ama son derece güzel ve canlı duruyor renkleri. Bunun dışında puzzle'ı bir yerden başka bir yere taşımak istediğinizde kısa süreliğine de olsa kaldırabiliyorsunuz ama parçalar birbirini çok da sıkı tutmuyor, şu şekilde göstereyim. Ama yine de dediğim gibi kaldırabiliyorsunuz, bir yere taşıyabiliyorsunuz gösterdiğim şekilde. Benim gerçekten beğendiğim puzzle'lardan birisi oldu. En başta da söylemiştim, gökyüzünü yapmak çok zor olmadı aslında. Diğer taraflarda da karıştırdığım yerler oldu ama genel olarak hızlı bir şekilde yapabildiğim puzzle'lardan birisi oldu. Sevmiş olduğumu söyleyebilirim. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.